Ya 20. yüzyıl ya da 21. yüzyıla aslında nasıl bir miras bıraktı, nasıl bir mücadele devam etti baktığımızda 20. yüzyılın hani başlarında baktığımızda yani işte kadın mücadelelerin daha genişlemesi, daha kurulması, işte feminist kadın hareketidir, işte diyelim ki Türkiye'de kadın hareketi, dünya kadın hareketleridir. Daha yani kadın odaklı çalışmalar, işte oy hakkıdır, sağlık erişim hakkıdır, eğitim hakkıdır gibi birçok konuda mücadele verdi ve yasalarla da mücadele verildi. Yasalarda da ilk kez o zaman daha çok mesela diyelim belli konularda değişimler de oldu. Yani 19. yüzyılda baktığımızda belli mücadeleler vardı ama daha önce işte bu cadı avıdır işte diyelim ki kadınların yani sadece batıda değil yani Orta Doğu'da da her zaman bir mesela şey deniliyordu halada nenelerimizden duyduğumuzda yastar derler. Hani tanrıçalar kültürü ve bu tanrıçaların geliştirdiği bir mirasın bir mücadele hattı da vardı. Ama bunun kurumsallaşması konusunda biraz sıkıntılar vardı. Yani 20. yüzyılda biraz daha işte dediğim gibi siyasettedir, oy hakkıdır, yasada nasıl değişiklik yani kadının da adı var. Kadın da bu mücadelenin bir parçasıdır ve buna göre nasıl bir yol alır, nasıl bir mücadele eder gibi. Yine sağlık konusunda ciddi bir şeyler vardı. Yani sağlık erişim, kadının mesela işte hani kadına dahil değişim o yasalarla bu sadece hani diyelim ki dünyanın birçok yerinde işte Amerika'dan tutalım, Avrupa'dan, Türkiye'de de bu değişiminin işte kürtajdır ve benzeri bunun çalışmalarını hani çok kadın hareketleri gündemine aldı. Yine eğitim hakkı yani kız çocuklarının eğitim erişememesi, okutulmaması ya da diyelim ki daha çok yani birey olarak görülmemesi, daha çok işte kadının dan ziyade hani o toplumda sanki bir erkek eril zihniyetinin var olduğunu ve mücadeleler de bunun üzerine kuruldu. Yani mesela devrimci hareketlere baktığımızda, sosyalist hareketlere de baktığımızda tüm mücadelelerin öncülüğü ya da çalışması yapan hani kadınlar vardı aslında. Kadınlar yoktu değil ama görünür mücadelesi verildi. Kendi özgün çalışmalarını kurmaya dönük işte daha çok bu mücadeleler verildi. Bu özgün çalışmalar mesela diyelim ki örneğin ne bileyim bir siyasi partidedir ya da bir sendikadadır. Orada kadın çalışmalarının hani başlaması, kadın kurullarının oluşması, işte diyelim ki partilerde ne bileyim kadın şu an meclisler olarak daha çok örgütleniyor ama o dönem daha çok kadın kolları olarak mücadele verilmesi ama hani komisyondan kollaşmaya ya da orada diyelim ki kota meselesinin aslında daha çok 20. yüzyılında tartışılan meselelerdi. Mesela kadına yönelik hani kota meselesi yok derecedeydi. Yani işte kotayla işte o eşit temsiliyetin yakalanması o da işte %20'ler, %15'ler, %35'ler yani ülkeden ülkeye de hani değişen bir meseleydi. O açıdan hani ciddi mücadeleler verildi. Hatta bu yönelimler mesela diyelim ki işte şiddettir, kampanyalardır ve benzeridir. Hani kadın hareketleri de ve özellikle mesela Kürt kadın hareketini ayakta tutan hani biraz direniş biçimi olarak da kendini örgütlediği bir mesele de kampanyalardır. Bu kampanyalarla da hani çokça kampanyalar yapıldı o dönem. Bu kampanyalardan da hani diyelim ki hakları kazanma, bu hakların değişme konusundaki mücadelesini vermeye dönük de önemli bir kazanım da oldu. Hani biraz 20. yüzyıl aslında önemli bir miras 21. yüzyıl ama şunu hatırlıyorum mesela işte saldırılar olurken işte kadın hakları mücadelesine işte yok sayılan falan 20. yüzyıldayız hala da nelerle uğraşıyoruz gibi bir söylem vardı. Ama 21. yüzyıla geldik hala maalesef bu söylem değişmedi. O açıdan ama 21. yüzyılda önemli bir kazanımla daha hani kadınla mücadelesi artık tanındı, bilindi, kadın hakları daha çok hani görünür oldu. Kadınların dayanışması, işte yürüyüşleridir, nasıl diyeyim, mücadeleyi değiştirme, kendi gücünü toparlama. Mesela şeyi de dijital medyada hani eğer doğru kullanılırsa
önemli şeyleri de oldu, yani kazanımları da oldu kadın hareketlerine. Ya nasıl, örneğin diyelim ki mesela bazı kampanyalar var internet üzerine hani yürütüldü. Ya da bazı çalışmalar var diyelim ki işte Zoom üzerine ve benzeri hani yürütüldü. Mesela daha önce işte vize alman gerekiyordu, işte ülkelere gitmen gerekiyordu, işte yol parası, bir de kadın örgütleri, kadın hareketleri zaten genelde ekonomik olarak da zorlandığı ya da işte dil olarak ve benzeri. Ama bu olanaklar da sağlandı. Bu olanakları iyi değerlendirdi diye düşünüyorum ben kadın hareketleri, kadın mücadelesi. Onun için de yani bir mesela düşün dünyanın yani nasıl Rojava devrimi yani hani eski olsaydı belki bu kadar duyulmazdı değil mi? Ama Rojava devriminin, bir kadın devriminin bütün mücadeleyi yansıması ve Kürt kadın hareketinin deneyim tecrübesinin işte özgün bu çalışmaları, mesela diyelim ki Afganistan'daki kadın hareketi yani orta hani konferanslar, toplantılardan hatırlıyorum, diyorlar ki biz Kürt kadın hareketinden, deneyimlerinden çok şey öğrendik. Ya da işte diyelim ki Filistin kadın hareketi, mesela Akeza diyordu biz Kürt kadın hareketinin mücadelesini çok şey öğrendik. Bir de sadece hani kendi toplumuyla sınırlı kalmayan bir süreç başladı. Artık bu bütün hani evrenselleşti ve tüm dünyaya yayılan bir mücadele, bir harekete de dönüştü. Ve nasıl diyeyim, biraz kendini şeyi de görme de var, yani sorumlu görme de var Kürt kadın hareketinde. Yani eskiden beri ben Kürt kadın hareketinin bu mücadelesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece kendim mücadelemi verip kendimi kurtarayım, kendimi değiştireyim, dönüştüreyim, işte bu özgürlük mücadelesini hani elde edeyim, sadece ben değil yani. Benle birlikte kolektif bir yaşamı nasıl kurabilirim? Özgürlüklerin nasıl inşa edebilirim? Örgütlülük mücadelesini nasıl yansıtabilirim? Yani hem halklarla hem bulunduğu yani kendi bulunduğu yerdeki hani diyelim oradaki halklarla, inançlarla, ama aynı zamanda bu deneyim tecrübesinin tüm dünyaya da yayıldığı ve tüm dünyaya mal edildiği hani bir süreçte de önemliydi. Mesela Xinjiang Azadi aslında Kürt kadın hareketinin yani daha çok 98'de 8 Mart'ta hatırlıyorum çok önemli bir slogandı. Bakur yani Türkiye'deki Kürt kadın hareketi mücadelesi, deneyim tecrübesi daha fazladır. Yani nasıl diyeyim, kurumsallaşma konusunda da hani diğer parçalarla da belki karşılaştırdığımızda, ama şöyle bir gerçeklik de var. Yani bu buranın yani dört parçaya bölünmesinin, o her parçanın ayrı oradaki mücadelesini ayrı verme, yani o koşullar aynı değil. Veya diyelim ki mücadele alanları da aynı değil. Yani sonuçta mesela burada diyelim ki biz Türkçe'ye maruz kalıyoruz, daha çocukken öğrenmek zorunda kaldık, okuldadır ve benzeridir. Hani kendi dilimizle bir eğitimimiz yoktu. Kendi dilimizle bir yaşam kuramadık. Kendi dilimizle hani o kültürümüzü yaşatamıyorduk. Yani nasıl diyeyim, evde yaşatabiliyorsun ya da işte bulunduğun sadece ortamda, hani kamusal alanda bunun mücadelesi hani 21. yüzyılda daha fazla da verdik bunun olması açısından. Hem yani kazanımları, ama hem bu kazanımları geliştikçe, yetiştikçe de aslında sana az da geliyor. Daha nasıl kurumsallaştırabilirim? Daha nasıl örgütsel hale getirebilirim? Daha nasıl bu mücadeleyi büyütüp tüm hareketleri kapsayabilirim gibi bir şey de oluyor. O açıdan mesela şeye bakıldığında Afganistan'daki Taliban rejiminin ilk şey yapan Kürt kadınlarıydı. Daha anladı. Daha o sürecin bir parçası olmaya çalışıyor. Hem de yaşanıyor. Yani bu sadece bize ait değil. Biz eskiden zannediyorduk ki birçok şey biz yaşıyoruz. Yani hani diğer kadın hareketleri, dünyadaki kadın örgütlerinin aynı zorluklardan geçtiğini çok fazla bilmiyorduk. Yani zannediyorduk biz Kürt kadın hareketine ait bir zorlama ya da bir söz konusudur. Ama sen de bahsettiğin gibi aslında bütün her yerde bir de birbirini etkiliyor da. Mesela diyelim ki son dönemlerde bakalım, mesela sağcıların, işte diyelim ki faşistlerin daha çok nasıl diyeyim, seçimle başa gelen bir süreçler oldu. Mesela daha önceki dönemlere baktığımızda kadın sayısı çok azdı belki. Bu süreçte daha görünür oldu. Daha hani mücadelede de, siyasette de, her yerde de nasıl diyeyim, kadınların da öne çıkması oldu. Ama kapitalist sistemin dayattığı ya da öne çıkarttığı bir kadın mücadelesi değil. Ya
nasıl diyeyim, kadını tekrar meta olarak kullanma, kadının daha çok işte diyeyim ki, mesela şöyle bir gerçeklik var. Artık dünyada bütün ülkelerin gelişim düzeyini oradaki kadın bakış açısıyla yaklaşımdır. Kadın mücadelenin içinde varsa, kadın görünüyorsa, kadın hani evrensel diyelim ki mücadelede belli bir kazanımları elde etmişse yasalar olarak ve benzeri, yani o ülkede daha gelişmiş bir ülke olarak da ele alınıyor. Şimdi bazı yerlerde ve çoğunluğu hani kapitalist modernitenin de ve ulus devletlerin de yaklaşımı, yani diyelim ki bunun daha çok nasıl diyeyim vitrinlik ve kadının gerçekten hani örgütlük mücadelesiyle, kendisiyle, hani hobun olmayla oralara gelmeden ziyade hani olsun da. Çünkü biz Türkiye'de bunu çok kendimiz gördük. Mesela kadın mücadelesine hiç olumlu bakmayan ama bazı partiler o kotayı doldurmak için, görünür olmak için işte şurada şurada da en son sıralarda kadınlar olsun diyor. Şimdi dünya da biraz benzerdir. O açıdan hem birbirini etkiliyor olumlu ama olumsuz yönden de birbirini etkiliyor. Şimdi en şey olan mesela diyelim yasalardaki o bahsettiğin Kürtaş'ın işte diyelim ki Amerika'daki şeyin aslında Irak'taki 9 yaşına indirilmesinin yansımasıdır. Ya da mesela Orta Doğu'daki birçok ülkelere baktım. Şeyden sonra hani bu yasalardaki o değişiklik birbirini etkilemiş, olumsuz yönden birbirini etkilemiş. Yani işte kadınların kazanımları mesela Türkiye'de de şu an diyelim İstanbul Sözleşmesi'dir, nafakadır, işte diyelim ki soyadı meselesidir, bunların mücadelesini veriyoruz ama nasıl diyeyim geriye yani kazanımlarımızı elde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bu anlamda hani ulus devletlerin birbirinden alışılmış ve birbirine uygulanan bir şey var. Ama aynı zamanda kadın mücadelesi de birbirinden etkilenen bir yer var. Bence önemli olan budur. Kadın mücadelelerinin mesela Hindistan'daki o bahsettiğin o tecavüze karşı tutum, bütün halkın ortaya çıkması ve işte Xinjiang azadı sloganının atılması aslında evrensel bir mücadele dönüşmesidir. Aslında birbirinden güç alıp birbirine ortaklaşma meselesidir. Ya da diyelim ki Afganistan'ın hala bir direniş var değil mi orada? Ya da şeydir, şimdi diasporadaki mücadele de önemlidir. Mesela biz Kürt mücadelesinin bu konuda ben diasporadaki mücadelenin dünya kadın hareketlerle ortak mücadelenin de birbirine çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Yani nasıl diyeyim, mesela bizim başından beri yani dünyada daha çok işte feminist hareketten etkilenme ve bu feminist hareketin oluşumu üzerine hani kurulan ama cins mücadelesi daha çok kadınla sınırlıydı. Ama mesela diyelim ki bu kadınla değil de toplumsallaşması, bu toplumsallaşmasıyla birlikte toplumdaki hani o değişim dönüşümünü erkek de değişmek zorunda kalıyor. Yani hani nasıl diyeyim, bir kadın sorunu yok. Bir toplum sorunu var. Bu toplumun içinde kadınlar da yaşıyor, erkekler de yaşıyor. Bu değişimin birlikte nasıl değiştirecekler? Nasıl bir ortak mücadele hattını kuracaklar? O açıdan da dünyadaki değişim bir yandan varken ama bir yandan da saldırı altında olan çok fazla nasıl diyeyim haklarımız var. Ben şu konuda da çok yasalara sadece nasıl takılmamak gerektiğini de düşünüyorum. Yani örneğin diyelim ki İstanbul Sözleşmesi'dir. Mesela çekinme işte konuldu, kaldırıldı ve benzeri ya da kürtaj hakkı hala da birçok ülkede daha yani yasaktır ve öyle bir hak yok. Şimdi bunun pratikte sen örgütlüysen, pratikte sen değişmişsen, pratikte sen kendi tabanını oluşturmuşsan, bir güçsen bazı şeyleri de değiştirebilirsin. Ben kadın mücadelelerinin, kadın hareketlerinin en önemli olan deneyim tecrübelerinden bunun olduğunu düşünüyorum. O olduğu zaman iktidar sana göre kendini dizayn etmek zorundadır. Ama sen iktidara göre kendini dizayn edersen, sen o iktidarın yasalarına göre kendini konumlandırırsan, o sürekli şeyi yapar, yok eder. Sen de ona göre onun peşine gider. Mesela Türkiye'de uzun zamandır kadın örgütlüğünün zayıflamasının nedeni bence bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben. Bu mücadele verirken de birbirimizle çatıştığımız noktalar da oldu. Yani feministlerle ortak toplantılar, atölyeler yapıyoruz bu aralar. Orada da ortaya çıktı. Yani bütün her şey batıdan çıkar.
Batıdaki o değişim, yani diyelim ki bir kampanyadır, bir çalışmadır, bir akımdır, bir harekettir ve herkes peşine takılır gider. Ama batıdaki çıkan ya da batıdaki hani nasıl diyeyim bir bütün şey olarak bazen diyorlar ki hani bilimsel çalışmalarını bir bütün reddetme meselesi değil ama bu bilimin çıkması, bilimsel o çalışmaların başlaması kim başlatıyor yani? Kim hangi kesimler tarafından bu yürütülüyor? Gerçekten kadın mücadelelerinin tarafından mı yürütülüyor? Yoksa o ülkelerin işte kapitalist modernitenin ihtiyacına göre mi yönetiliyor, var ediliyor? Şimdi temel çelişkiler biraz da buradadır. Biz hiçbir zaman mesela demokratik moderniteyi onun için biraz daha hani o vurguluyoruz ve bunun mücadelesi veriyoruz. Yani ulus devletlerin başlattığı ve hani egemenlerin sana verdiği haklar istediği zaman da o hakları da kaldırır. Sadece hani nasıl diyeyim bir şeyi restore etme, bir yeri boyalama hani görünür olur, kendini öyle gösterir ama bunun kalıcı bir şeye dönüştürmek için senin mücadelene bağlıdır. O açıdan da o kültürel değişim, o yaklaşımdır. Mesela ben şey konusunda açık söyleyeyim biz çok fazla tartışma da yürütmüştük. Örneğin diyelim ki eş başkanlık sistemi. Mesela diyor ki eş başkanlık sisteme ne gerek var? İşte oradaki var olan işte kadın erkek eşit olsun siyasi partide önemli midir? Ya da işte kamusal şiddet, özel alan şiddet. Daha önce mesela şeyi çok fazla diyorduk. Şiddet nasıl diyeyim? Kadına yönelik cinayetler işte kadın katliamları işte politiktir. Ama mesela şimdi diyoruz ki politik değil aslında ideolojiktir. Bu da geldiğimiz aşama sorguladığımız ve bu değişim dönüşümü toplumdaki yarattığı o kültürel değişimdir de. Yani niye ideolojik olarak ele alıyoruz? Çünkü var olan iktidarların ortaya çıkarttığı bu erkek devlet ideolojisinin birbirini beslediği bir yerdir. Onun için ideolojiktir. Yani sadece müfredit şey değil ya. Yani müferit bir olay değil. Sadece hani tekil bir yer değil. Eğer yasalarda işte diyelim ki erkeği koruyorsa erkek daha güç alıyor. Daha hani toplumda bariz hani diyelim ki pervasızlaşıyor. O açıdan da mesela diyelim ki örneğin eş başkanlık meselesi bile sadece hani bizim orada bir kadın bir erkek meselesi değildi ki. O toplumun içindeki o değişimini yaratmaydı. O eşit temsiliyetinin yani kadının da bu mücadelenin sorumluluğunu alıp değişim dönüşümü yaratacak toplumdaki kadın eliyle olabilir diye bu kadar mücadelesini verdik. Ve bunu eleştiren bizi mesela diyelim ki şu an bütün örgütler uyguluyor. O açıdan bazı konuda bence biraz daha nasıl diyeyim radikal ve cesaretli de olmak lazım. İşte kim ne düşünüyor, nasıldır, ne değil değil. Yani biraz Kürt mücadelesinin geldiği aşama da budur. Yani kavga ede ede, mücadele vere vere ama dünya hareketinin de bundan birbirinden bağımsız da değil. Yani şu an artık birbirini etkiliyor. Yani bir Amerika'daki seçimlerdeki kadın mücadelesinin de bir buradaki hani diyelim ki ne bileyim Orta Doğu'da ya da Avrupa'daki bir seçimde birbirine bağlandı. Bu da gelen nasıl diyeyim? Yani hem teknolojidir, hem dünyanın değişim dönüşümüdür, hem kültüreldir. Yani bir bütün olarak bu değişim dönüşümü birbirini şey yapar. Yani mesela diyelim ki örneğin şu anki daha önce Orta Doğu diyorduk işte Orta Doğu büyük işte ne projeyle dizayn veriliyor. Ama şimdi de dizayn veriliyor. Ve bu dizayn işte dedim ki enerji hattıyla dizayn verilmeye çalışılıyor. İşte dedim ki savaşlarla bu dizayn verilmeye çalışılıyor. Ya da bu yani bu IŞİD'in ortaya çıkması, Orta Doğu'nun başına bela olması, bu Batı'dan nasıl diyeyim? Batı'dan şey değil ki, kopuk değil ki. Bu iç savaşın gelişmesi, mesela dünyanın neresinde neredeyse özellikle Orta Doğu'da her yerde şu an iç savaş var. Ve bu iç savaş en çok kadınları ve kazanımlarıdır, mücadeleyidir, elden götürüyor. Yani birbirinden çok kopuk olarak da ele almamak gerektiğini düşünüyorum. Aslında dört parça birbirini etkiliyor da. Yani nasıl diyeyim, bir yerdeki olumlu çalışma, mücadele diğer yerini de geliştiriyor da.
Ama birbirinden kopuk olarak da ele almamak gerektiğini de düşünüyorum. Yani sonuçta mesela Leyla Kasım'ın mücadelesi, hatta bu belki Jinha Amil ile saç kesim daha çok ortaya çıktı, söylendi. Biliyorsunuz bir kampanyaya dönüştü ve benzeri. Ama mesela idam edilirken o zaman Leyla Kasım diyor ki, ben annesine diyor ya, saçlarımı örün ve işte bunu Kürdistan her tarafına dağıtın ve beni öldürebilirler ama binlerce Kürtler, binlerce Kürt genci hani Kürt mücadelesine katılacak. Şimdi orada sürekli mesela diyelim ki bir kadın mücadelesi vardı ama bu kadın mücadelesi aslında kurumsallaşma, cins mücadelesine dönüştürme, bir harekete dönüştürme yaşanmadı yeterince. Başvur konusunda söyleyeyim, hani Güney Kürdistan'da. Yani hani daha çok bireysel kaldı ya da diyelim ki ulusal taleplerin fazla olduğu bir yer ama kadın mücadelesinin maalesef eksik kaldığını düşünüyorum. Şundan da mesela intiharların çok fazla olduğu bir yerdir. Irak yani başvurun yine kadın mesela seçimlerde aslında eskiden yasaları yani kadına dair daha olumluydu. Kadın seçme seçilme ve benzeri ama oradaki kadınların daha birliktelik mesela politik yönleri var, gelişmişler, değişmişler hani bir şey var ama niye bir harekete dönüşemiyor? Niye hani bu kadar parçalı bir duruşu oluyor? Bu da oradaki kadın mücadelesinin örgütlülük, cins mücadelesinin gelişimidir. Mesela şeyin nasıl diyeyim, ulusal mücadelenle cins mücadelesi Türkiye'de de ilk 90'lı dönemlerde, hani onu açacağız belki sonraki soru ama bir Kürt mücadelesine birçoğumuz katılarak kendi cins mücadelesini öğrendi. Ama cins mücadelesinin taleplerinin özgün örgütlemedir, özgün örgütlemenin güçlendirilmesidir. Kadın mücadelesi gelişmedikçe sen orada aslında hani yoksun birey olarak gibi birçok mücadeleleri öğrendik. Ben başvur konusundaki hani bu konuda daha eksik olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer gerçekten biraz daha gelişseydi mesela bu savaşın oradaki hani diyelim ki bir savaş, bir imha, bir kıyım yaşanıyor, Kürtlere dönük yapıyor. Daha net bir duruş da olabilirdi. Daha net bir bakış açı, yaklaşım da olabilirdi. Ama kendi sorunu olarak görmeme ya da tavır koyma konusunda daha çok ulusal o partilerin hegemonyasında kalan bir mücadeledir. İşte KDP bu konuda çok etkilidir. Mesela bir sürü lider değil mi? Hani bir sürü bakıyoruz, bütün Barzaniler her yere yerleşmiş. Ama kaç tane kadın var? Kadın yok aslında. Hepsi erkektir, eğitilmiş, yetiştirilmiş ve bir yerlere dizayn edilmiş, düzenlenmiş. O açıdan da mesela şeyde baktığımızda Süleymaniye'de de biraz daha kadın hani şeyi var, işte daha mücadelesi var ama öncülük yapıp liderlik yapma konusunda eksik hani kaldığını düşünüyorum. Bunun da daha belki o dört parçanın birbirinden kopukluğu, birbirini yeterince mücadeleyle ortaklaşamadığı, o ulusal birlik meselesini dediğimiz kazanamadığımızdan kaynaklıdır da. O olsaydı daha farklı da olabilirdi. Şimdi başvur konusundaki mücadele de aslında en zorlu ve en çetin geçen bir yerdir. Bence dört parçanın en zorlu yerdir diye düşünüyorum. Şundan kaynaklı. Şimdi biz burada gözaltına alınıyoruz. İşte diyelim ki katlediliyoruz ve benzeri belli şeyler var ama tutuklanıyoruz, işkencelerde geçiyor. Ama orada idam ediyor direkt. Yani direkt öldürüyor. Ve onun için de yani mesela Şirin Elmhulli'nin idam döneminde de söylediği sözler vardı. Ya da işte Kemal dediği diyordu ya hani Kürtçe öğrensinler, mücadele versinler. Yani idama giderken mesajlarını verebiliyorlar. Yani cezaevlerinde öyle bir olanakları yok zaten. Ve senin düşüncenden dolayı direkt tutuklanıyorsun. Onun için orada örgütsel bir mücadele dönüştürmek çok zor. Yani bu kendilerinden kaynaklı değil. Oradaki mesela kadın, ben edebi yönüdür, işte diyelim ki İran şeyin hani o konuda çok böyle gelişmiş kültürel ve edebi olarak da bir
bir yaklaşım, bir bakış açısı da var Rochelat'ın. Ama bu var olan şartlardan kaynaklı bir örgütlüğe dönüştürememe. Bu da hani oradaki mola rejimidir, işte sürekli kadının ve oradaki tüm hakları elden alıp ama sen hem bir Kürt kadın olarak ve Kürt mücadelesi olarak vermen değil. Şimdiki arkadaşları biliyoruz yani en son Muradiye'dir işte. Evet Azizi'dir diğer kaç arkadaşı mesela diyelim direkt idam cezası Zeynep yıllarca hani cezaevinde mesela açlık grevleridir aslında mektup gönderdiler uluslararası dünyaya ilk kez Jinha Amini ile biraz hani gündem oldu işte diyelim ki bir devrime dönüşmeye çalışıldı ama bunun da nasıl diyeyim batıda yankısı oldu ama onu bile bir Kürt hareketi Kürt kadın mücadelesini görmeme oldu yani örneğin mesela Jinha Amini de bile değil Mahsa Amini söylemesi de söylenmesi de çok öyle tesadüf olduğunu düşünmüyorum ve oranın mücadelesinin sayesinde aslında Xinjiang azadı tüm dünyaya da yayıldı. O açıdan belki oranın yönelik de ayrı kampanyalar, ortak mücadelelerdir, yalnız bırakılmamasıdır, dünya kamuoyuna daha taşımak gerekiyor o mücadeleyidir. Yani sadece oradaki kadın arkadaşların sorununu olmadığını düşünüyorum. Bu konuda belki öz eleştiri de vermemiz gerekiyor. Daha görünür hale daha bu mücadeleyi nasıl büyütebilirdik? Şimdi Rojava bizi daha çok şeye çıkartan bir yerdir. Yani Rojava'nın da şartları çok zordu eskiden kendi kimlikleri bile olmaması, kendi diyelim ki mücadelelerinin olmaması yani bir halkı hani yok sayılan bir yerdi. Ama Rojava devrimiyle kadın öncülüğünün ve kadın mücadelesinin, kadın devriminin geliştiği ve tüm dünyaya yayıldığı bir devrimdi. Bir de sadece bir toprak parçası olarak da ele almamak lazım o meseleyi. Gerçekten toplumsal bir değişim dönüşümünün, toplumsal bir ortak akılın ortaya konulmasıdır. Yani o Arap kadınların o çarşaflarını nasıl çıkarıp attıklarını gördük ve tüm dünyanın hani gözü oradaydı. Bir de IŞİD gibi şimdi üç parçada da yani o devlet şiddetinin en yüksek zirvesi olan bir yer işlendi. Yani IŞİD barbarlığı dünyanın yani her yeri korkutan ama Rojava kadınları püskürten ve mücadelesini veren ve dünyaya hani diyelim ki mal ettiği bir mücadele, bir devrim de oldu. Çünkü Rojava devriminden önce de hep kadınlar ön saflarda devrimin önceliği değildi. Arka saflarda hani lojistik ve benzeri hani mücadelesini veriyordu. Ama Rojava devrimi bunu gösterdi ki kadın aslında bir devrimin öncülüğünü yapıp bir toplumu bir bütün değiştirip dönüştürüp var olma ve bunu tüm dünyaya ilham olarak da yansımanın da sonucuydu diye düşünüyorum.